Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisiniz. Bizi soracak olursanız listelerimize, her şeyimize aldık ve alışverişe geldik. Mehmet Ali ve İfa ile Yusuf Selim kreşte alışveriş yapacağız. Neyse, işini anne görsün. Arabanın arkası şişe doluydu. Anne, şuradaki adamın kapıyı açalım. Biz gire duralım, sen şişeleri getiriver. Herhalde şey, bahçe malzemeleri getirmişler şöyle. LED lambalar falan, toprak. Ondan sonra böyle konteynerler, bahçeniz varsa koyabilmeniz için. Yani hep bahçe eşyası getirmişler. İhtiyacınız varsa, çok kalabalık burası, fazla çekemiyorum ama. Şöyle. O Max'in alt üst takımları gelmiş. Bunlar da güzelmiş. Şu karton bardaklardan bir tane alayım, evde iyi oluyor bazen. Bu arada benim tencerelerden de gelmiş yine. İnanılmaz kullanışlılar arkadaşlar ve fiyatları da iyi yani. Hani sonradan bir şey olduğunda canınızın yanmayacağı fiyatlar. Ben bayağı memnunum. Hiç dibine falan tutturmuyor hiçbir şey. Alışverişimizi yaptık ve şimdi... Versen arabayı bana, sen kasını setle al. Şimdi eve doğru gideceğiz. Eve gitmeden önce ne oldu? Evet, atı ver onları da. Evet, eve gitmeden önce bir de annemlerin oraya uğrayacağız. Bir de içeceklerimizi alamadık daha. İçecek almaya herhalde Penny'e uğrarız. Doktorda randevum var arkadaşlar. Yani artık doktordan randevu aldım. Hafta sonu geliyor, her yer kapalı. Cumartesi açıkmış her yer ama yine de doktorlar açık değil. Şimdi dedim bir şey falan olur. Hiç riske atmaya gerek yok onun için. Doktordan randevu aldım. Birazdan Yusuf Selim'i almadan önce doktorda randevum var. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi doktordan çıktım. Hemen Mehmet Ali'yi bekliyorum. Onlar da Hifa ile postaneye gitmişlerdi. Şöyle hemen sizlere de anlatayım dedim. Kulaklarım, boğazım, benim bademciklerim yok arkadaşlar. Onun için direkt gırtlağa gidiyor. Yani böyle bir enfeksiyon kaptığım zaman yine öyle olmuş. Ciğerlerimde biraz hırıltı varmış. Yani ben baya baya bildiğiniz hastaymışım. Doktor diyor yani. Bir iki hafta rapor yazabiliriz diye. Yani işte bilmiyorum, ayakta geçiriyoruz böyle, ne bileyim. Daha doğrusu anne olunca öyle bir lüksiyatınız olmuyor yani. Annelikten de rapor alamıyorsunuz maalesef. Yani şimdi son durumlar böyle yani, boğazım gerçekten çok kötüydü. Yani iki hafta sürer mi bir boğaz ağrısı? Ama kulaklarımda kızarıklık varmış iç tarafta. Yani şimdi ilaç almam gerekiyor. İlaç yazdım. Öyle sizlere de anlatmış olayım. Bizimkiler geldiler, şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar sabah bilmiyorum söylemiş miydim. Bugün o kadar yoğun bir gündeyiz ki inanılır gibi değil. Bakın hava bile aslında bugün çok güzel gösteriyordu. Şu an yağmur yağacak gibi inanılmaz bir rüzgar çıktı. Yani gerçi bu rüzgar bu yağmur bulutlarını da dağıtabilir. Tam emin değilim ama baya baya rüzgar çıktı arkadaşlar. Şimdi kuaförde yani her şey böyle üst üste gelir bir geldi miydi. Sabah ben unutmuşum. Bugün Yusuf Selimgil'in kreşte son günleri. İşte hafta sonu 4 gün burada tatil olduğu için ta salı gününe kadar Yusuf Selim kreşe gitmeyecek. Salı günü de doktor terminimiz var. Onun için kreşteki eşyalarını toparlamamız lazımdı. Yıkanacak eşyaları falan ayırmamız gerekiyordu. Onları ayırdık şimdi. Bir de tam alışverişleri eve getirdik. Sadece buzdolabına konulabilecek eşyaları koydum. Diğer bütün eşyalar ortada kaldı. Torbalarda yani bıraktım. Onları da birazdan eve gidince yerleştireceğim inşallah. Şimdi hemen annemle beraber kuaföre gideceğiz. Annem de geliyor. Kuaföre gideceğiz. Kuaförde termin almıştım ikimize de. Ondan sonra geri gelir annemleri bırakır eve giderim. Anne, efendim. Anne, evet oğlum, anne. Ondan sonra da ben tekrar eve gidip pastaları yapıp akşam iftara geri annemlere geleceğim. Bakalım, yoğun bir günümüz var yani bugün. Anne.
Arkadaşlar yağmurdan başörtümün önünün haline bakar mısınız? Çok fena oldu. Şimdi Yusuf Selim'le eve geldik. İfa anneannesine. Biz de akşam annemlere gideceğiz. Ama şimdi ben 2 günlük pastamı yapacağım. Annemlere götürüp orada buzdolabına koyacağım. Onun için eve geldik şimdi biz Yusuf Selim'le. Yusuf Selim'i de annem çok ikna etmeye çalıştı. Oğlum kaldı ya, ama o kalmak istemedi. Ben de geldim. Neyse, sonra Zehri arabalarıyla oynarken ben de hemen pastalarımı hallederim. Sonra da akşam iftara annemle de gideceğiz. Annem sağ olsun, bir de sen evde yemekle uğraşma hem bugün hem yarın dedi. Bugün biz de yiyelim. Öyle iftara çağırdı. Birazdan da geri annemlere iftara gideceğiz. Arkadaşlar eve geldim ve hemen pastamın birincisinin yapımına başladım. Cheesecake yapacağım arkadaşlar. Lotuslu cheesecake yapacağım. Üzerini de frambuaz sosla kaplayacağım. Şimdi bunun içerisine 200 gram kadar lotus bisküvisi koydum. Biraz böyle 1-2 yemek kaşığı kadar da bademim vardı. Onları koydum. İkisini beraber çektim. Burada da şimdi yaklaşık bir 75 gram kadar tereyağım vardı. Onu erittim. Bunu içerisine koyup tekrar blenderdan geçirip daha sonra tabağımın, tepsimin, fırın kalıbımın altına böyle yerleştireceğim bunu. Ondan sonra da sıvı üzerinin kremasını hazırlamaya geçebiliriz. Hemen ben bunu bir halledeyim. Şimdi malzemeleri de buraya böyle dizdim arkadaşlar. 1 kiloya yakın kıvarkımız var. Labne peyniri de kullanabilirsiniz onun yerine. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. 4 tane yumurtamız var. Ben 1 tane vanilya şekeri ve biraz da vanilya aroması koyacağım arkadaşlar. Ve 2 tane de böyle vanilyalı pudingimiz var. Onlardan toz puding, bunlardan karıştıracağız içerisine. Ve hepsini güzelce KitchenAid'in içerisinde karıştıracağım. Ondan sonra tekrar gösteririm size son halini. Ha, bir de limonu unuttum arkadaşlar. Limon kabuğu rendesi ve limon, birazcık da şöyle 1-2 damla da limon suyu. Gerçekten çok güzel yakışıyor. Böyle mayhoş bir tat veriyor. Ondan da koyacağım. Hemen limonumu da alıp geleyim. Şimdi şöyle yapım aşamasına hemen geçebiliriz. Yani ben çok öyle sırasına falan dikkat etmiyorum. Direkt hepsini karıştırma kabıma koyup direkt bir kere de geçiriyorum rondodan.
Limon kabuğunu da arkadaşlar şekerin üzerine koydum. Limon kabuğunu ben bütün bir limonunkini rendeliyorum kabuğunu. Daha güzel oluyor. Tabii siz kendi damak zevkinize göre hiç koymaya da bilirsiniz. Ya da fazlalaştırabilirsiniz kendinize. Kendi damak zevkinize göre onu ayarlayabilirsiniz. Vanilya şekerimizi de koyalım. Daha sonra şu vanilya aromamızı göz kararı yaklaşık bir çay yemek kaşığı kadar koyuyorum arkadaşlar ben. Şöyle sütü ilave edelim. Ve şekerli limon kabuğunu da ilave edelim. Şimdi yani yumurtaları da bir aşamadan sonra bu ilk bir karışsın. Daha sonra da yumurtalarını ekleyeceğim içerisine. Arkadaşlar bu aşamaya kadar cheesecake'imiz hazır. Şimdi 175 derecede önceden ısıttığım fırına alt üst ayarda yaklaşık 1,5 saat, yani daha fazla da sürdüğü oluyor arkadaşlar. Her zaman aynı saati tutturamıyorum. Yaklaşık 1,5 saat kadar fırınlayacağız. Üstü kızarana kadar. Altına da bir kaba su koyup altına da su koyacağım ki çatlamasın cheesecake'imiz diye. Yani şimdi bu güzellik fırına. Arkadaşlar hiç hız kesmeden hemen diğer pastama başlıyorum. Bilmeyenler için, dünkü videomu izlemeyenler için tekrar söyleyeyim. 2 gün peş peşe misafirim var arkadaşlar iftara ve pastanı da biliyorsunuz bekleyeni makbuldür. Şimdi misafirlerim gittikten sonra diğer günün pastasını yapsaydım yani biraz riskli olabilirdi. Onun için dedim hepsini bugünden yapayım inşallah beklesin. Bu pasta da çok böyle beklediği zaman çok güzel olan bir pasta. Tiramisu yapıyorum. Antep fıstıklı tiramisu yapacağım arkadaşlar. Yani güzel olacağını ümit ediyorum. İnşallah beğenirler. Antep fıstıklarımı ayıtladım şimdi. Çok böyle parça yani şey yapmadım. Toz haline getirmedim. Böyle biraz irili irili kaldı. Çünkü biraz sosunun içine yani kremasının içine de koyacağım. Birazcık da üzerine süsleme de kullanacağım. Onun için dedim tamamını küçültmeyeyim. Şöyle 2 tane zanem var. 2 tane şumant. 1 tane mascarpone. Vanilla ekstrakt. 2 tane vanilla tokam var. Bunları da 2 tane koyuyorum. Çünkü şey çok yani zane şumant falan çok. Bir de burada Antep fıstığı kremam var. Bundan koyacağım sosunun içine. Şimdi hemen hazırlamaya başlıyorum. Bütün hepsini bir kere de yapacağım arkadaşlar. Hepsini bir kere de koyup bir kere de çırpacağım. Son halini de sizlere gösteririm. Arkadaşlar kremanın rengi o kadar güzel bir Antep fıstığı oldu anlatamam size. Şimdi bu löffel bisküvileri yani bu kedi dili bisküvilerini batırmak için şöyle bir süt ılıtacağım birazcık. İçerisine de bu kremanın içerisine koyduğum Antep fıstığından içerisine ekleyeceğim. Yani şu kremadan da içerisine ekleyeceğim arkadaşlar. Bu Antep fıstığı sürülebilir Antep fıstığı kreması. Bundan ekleyeceğim sütünün içerisine. İkisini biraz böyle ılıtacağım. Daha sonra bu kedi dili bisküvilerini içerisine bandırıp tepsime dizeceğim. Hemen başlayalım. Size kremanın rengini de göstereyim. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar dizmeye. Şöyle. Şekerli taraflarını hep üste gelecek şekilde dizeceğim. Çok uzun bekletmenize gerek yok. Evet.
Ne anneciğim? Ay altın. Ne? Ama dağıtma olur mu? Hifa üzülür sonra. Arabada. Evet, altın Pokemon kartı. Pikachu değil mi o? Ne? Pikachu gibi gördüm sanki ben. Ne? Değil mi? Nerede? Sen nereden biliyorsun Pikachu'yu falan acaba? Nerede? Ha? Nerede? Öyle mi? Nerede? Ama. Nerede? Tamam. Anladım. Evet, şu yeşilliği görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. İlk kat kremayı koydum. Şimdi hemen ikinci katta bisküvilerimi dizeceğim. Ondan sonra en son kremasını da koyup sonra üzerine süsleyeceğiz. Ben hemen bu aşamayı da hızlı hızlı yapayım. Sonra tekrar gösteririm sizlere. Arkadaşlar, yani pastamızın son durumu da böyle oldu. İnşallah süslediğim halini de sizlere gösteririm. Ben bayıldım. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Tabii şu anda kimseye tattırma imkanım olmadığı için biraz muamma tadı ama yani kombi çok güzel oldu. Onun için güzel olacağını da düşünüyorum. Cheesecake'im de birazdan bitmek üzere. 1,5 saat oldu. Hemen bir kontrol edelim beraber. İnşallah o da bittiyse hazırlanır çıkarız. Şimdi cheesecake'i nasıl kontrol ediyoruz arkadaşlar? Şöyle salladığınızda eğer duruyorsa, normal durması gereken yerde, o zaman olmuştur. Yani benim cheesecake'im bitmiş. Altını kapatabiliriz. Annemlere doğru yola çıktık. Annemlere gidiyoruz. İftara yaklaşık 1 saat daha kaldı. Ben de o arada işlerimi hallettim. Şurada 2 tane torbam var. Onları annemlere götürüyorum. Annemin tencereleri falan da bendeydi. Şimdi annemlere gidiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar, annem de bu sporu yapıyor ya. Şöyle 2 tane tepsi lazanya yapmış. Sonra şuraya yağ hazırlamış. Çocuklara kızartma yapacak herhalde. Patates soymuş çünkü lavabonun içerisinde. Ben de şimdi cheesecake'imin sosunu yapacağım üzerine. Ve evden fasulye getirdim arkadaşlar. Bugün ucuzlatmışlar Aldi'de. Fasulye almıştım. 3 paket. Bunları birazdan dileceğim. Yani torbaya koyar, eve gidince de buzluğa koyarım. Yani böyle bir yemeğiniz falan olmadığında çok iyi oluyor. 1,75'e düşürmüşler Aldi'de. Onun için dedim 3 tane alayım. Yani bazen akşamları böyle bir şey canımız istemediğinde yapıyorum. Güzel oluyor kavurmasını. Yani ona göre de keseceğim biraz sonra. Arkadaşlar, frambuaz sosunu evde yapmadım. Çünkü evde yaptığım zaman tam donmadan böyle kıpırdattığınız zaman bir tarafa doğru dökülüyor. Yani böyle tam böyle jölemsi bir kıvam olmuyor. Onun için dedim onu burada yapayım. Buzluğumda frambuazım vardı. Onları getirdim şimdi. Ne oldu? Ne oldu? Kırıldı mı? Dur, ben sana yardıma gelirim ama 2 dakika bekleyebilir misin? Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Şöyle biraz limon sıkıyoruz içerisine. Limon damlatayım mı ağzına? Gel. Bu da bizim limon seviyor. Aç. Ekşi mi geldi? Değil mi? Şimdi bu frambuaz sosuna arkadaşlar birazcık şeker ilave edeceğim ve nişasta. Daha sonra kaynatıp rondodan geçireceğim. Ondan sonra da cheesecake'imizin üzerine koyup böyle oda sıcaklığında olana kadar bekletiyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Üzerine streçle folyalayacağım. Ondan sonra buzdolabına. Sen istedin küçük bey. Sonra gösteririm sizlere de. Arkadaşlar, son görüntüsü de böyle oldu cheesecake'imin. Daha sıcağı üzerinde, dumanı üzerinde. Şimdi birazdan soğuduğunda bunları çileklerle ve böyle yaban mersinleriyle süsleyeceğim inşallah. Ama şimdi bizim için iftar vakti arkadaşlar. Annem babam da gelmek üzeredirler. Ben hemen sofrayı kurayım. Sizlere de hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, bereketli günler.